Kenan Doğulu'yu çok beğenirim. Öyle bir şarkı bulayım ki insanlar dinlediğinde mutlu olsun. O Türkçe beni çok seviyorum. Etkilemiştir. Ben tarzımı ona borçluyum falan yok yani. Hep karma. Mert'in sesine ne olmuş? Yani sahneye izlemeye gelen de bunu söylüyordu. Ve böyle beğenilip alkışlanmak da tek çocukluk hayalim benim oydu. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden güzel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Mert Davran. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de. Ben çok böyle heyecanlı açtım. Ben daha ayılamamışım falan. Ben de daha aslında ayılamadım da çay içtim kendimi. Seni de ayıltmaya çalışıyorum şimdi hareketli şeylerle. Evet, kendimi de izliyorum. El hareketleri çok kullanıyorum. Aslında televizyondayken mikrofon tuttuğumuz için çok el hareketi yapmaya gerek kalmıyordu. Ama burada böyle boşlukta hissediyorum kendimi. El hareketleri kullanıyorum. Tekrar hoş geldin Mert. Seni ağırladığım için çok mutluyum. Bu arada senin ilk YouTube programın. Evet. İnşallah şans getiririm. Doğru, zaten şans abi. Seninle gelmiş. Ben araştırdım, ettim. İlk önce seni tanımayanlar vardı. Şöyle kısaca seni tanıyalım. Nerede doğdun? Nasıl müziğe başladın? Onu bir öğrenelim senden. Tamam. 87 doğumluyum. İzmir doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır 2009'da İstanbul'a yerleştim abimin peşinden koşarak. Mağazacılık yapıyordum aslında. Çok ayrı bir sektördeydim ama müzik ve sahnede olma isteği, tiyatro yaptım yıllarca. Hep içimde olan bir şeydi. İstanbul'a gelince böyle bir fırsatını bulmuşken bir anda kendimi sahnede buldum. Bir gece evde şarkı söylerken senin sesin de güzelmiş falan deyip. Nasıl oldu onu bir detaylandırsana. Yani evde şöyle, benim abim işletmeci, gece kulübü işletiyor. Evet. O dönemde 2009'da Serpil Bena'yla çalışıyordu beraber. O da bir dönemin hani gerçekten ünlü solistlerindenmiş, böyle Maxim gibi büyük gazinolarda çıkmış 80'lerde. Hı hı. Beraber bir kulüp işletiyorlardı. Bengü, şarkıcı Bengü'nün evindeydik bir gün. Böyle yemek yiyorduk falan. Şarkılar, türküler derken senin sesin ne güzelmiş dedi. Pazardı bunu söylediğinde. Çarşamba ben sahnedeydim. Serpil dedi ki dükkanın konseptini değiştiriyoruz Mert. Memo ile beraber ikiniz sahneye çıkıyorsunuz dedi. Memo senin abin. Abim aynen. Abin de sahne alıyor muydu? İzmir'de tanınmış bir aynen, işletmeci aynen. Değil mi? Evet yani evet. Abin. Ama yok yani o işletmeci ama çok eğlenceli. Yani böyle sahnede bana satışıyordu. Böyle tam bir huysuz virgin gibiydik. Evet. İkimiz böyle şov gibiydik. Çünkü ben çok kasılıyordum ilk sahneye çıktığımda. Böyle elim, senin tam olarak dediğin gibi elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyordum. O yüzden aman doğru okuyayım. Kendimi doğru duyuyor muyum? Yanlış okumayayım falan diye böyle. İnsanlarla iletişimim daha zayıftı. Sonra zaman içerisinde hani işin şeyi olduk. Ama şunu söyleyeyim yani albüm bana kalırsa, ben de albüm tecrübem var. Albümden şarkı söylemekten daha zor senin yaptığın o sahnede olmak. Aynen. Gece hayatında sahnede olmak çok zor iş. Ya orası biraz er meydana. Yani evet. Herkes stüdyoya girip herkes şarkı okuyabilir. Kesinlikle. Çünkü yüzlerce oynama yapılabiliyor oradan ama canlıda o kadar insanın enerjisini yakalayıp ne istediklerini anlayıp o havayı koklayıp ona göre bir program sunuyor olmak, akışta kalmak aslında. Şöyle bir şey, sesin çok güzel olsa dahi albüm yapabilirsin ama o sahne farklı bir çok şey. Çok başka bir şey. Yani illaki oynamasa da sesle. Aynen. Hani sesin çok güzel diyelim albüm yap. Hı-hı. Ama hadi gel şu kulüpte çık, şu sahnede çık filan, o biraz beni kasar. Enerji işi işte bak. Mesela ben de stüdyoya girdiğimde ilk o gerginliği hissetmiştim. 2016'da bir şarkı yapmıştım ikimiz benzer diye. Aha. İlk stüdyo deneyimim. Stüdyoya girdim, kulağımda kulaklık tık tık tık. Aynen aynı. Ona metronom. Uymaya çalışıyorum. Asla o metronomda oturmuyor yani. Çünkü sahnede istediğin gibi fade out yapıyorsun, name aynen, yapıyorsun aynen. Falan. Orada zaten name yapma Mert. Öksürecek, sen mikrofonu uzaklaştır. Hayır, tabii, tabii yani. İnsanları uzatıyorsun falan aynen. Bir şekilde akıyor program ama çok zorlanmıştım stüdyoya girdiğimde. Aynen. Sonra işte bir şekilde stüdyoda provalarla falan. Aynen. Aslında her sektörün, her tecrübenin bir zorluğu var. Değil mi? Yani evet, stüdyoda alışana kadar oluyor. Alışana evet. Kadar oluyor. Tabii iki tane mi teklim var? Evet. Yani iki teklim var. Tabii daha ikincisi de çok yeni daha. Yanlış Salı mı? Salı günü bir hafta olacak yarın. Bir hafta hayırlı uğurlu olsun. Şölen. Şölen. 2-3 defa dinledim. Hemen insanın ağzına dolanıyor ve klibi çok güzel. Teşekkür ederim. Önceki klibin de aslında güzel. Sen kliplerini gayet güzel çekiyorsun. Ona dikkat ettim. Evet. Yani, onu Barcelona'da çekmiştik. He, yani çok özen gösteriyorsun diyebiliriz. İkinci klibinde de aynı şekilde. Biraz anlatır mısın? Klipten bahseder misin? Tamam. Şarkı öncelikle Onur Özdemir'in şarkısı. Söz müzik. Aranjesini de Onur yaptı. Hemen es verelim. Onur'u da çok beğenirim sözlerine. Edis'e çok. Galiba Onur da Edis'in, çok veriyor değil Simge'nin, mi? Simge'nin, Hadise'nin. Ayşe Hatun Oynal falan bir sürü hiti var. Aynen. Bayağı patlamış şarkıları aynen. Var. Kendi de yapıyor bu arada. Kendi de bir kere falan yaptı herhalde. Uzun zamandır görmüyorum. Bir albüm yaptı. 2-3 tane single yaptı o da. Ben şarkıyı dinledim. Yine Memo ile beraber gittik karar vermeye. Onur'un evine gittiğimizde. Şölendir ya tamam dedik. Yani bu şarkı olsun.
Sonra yaz başıydı aslında şarkıyı aldığımda. Yazlık bir şarkı dedik biz buna. Yazın çıkarırsak güzel olur. Fakat ben haftada 7 gün çalıştığım için Alaçatı'da ne klip çekmeye ne hani buraya gelip fotoğraf çekimi yapmaya hiçbir şey vakit bulamadık. O yüzden dedik ki hani Eylül Ekim'e sarksın. Yine DMC'den çıktı şarkım. Güzel bir klip evresi oldu. Aslında şöyle tam hayalimdeki şeydi. Ben bundan bir sene önce dedim ki öyle bir şarkı bulayım ki insanlar dinlediğinde mutlu olsun. Yani çünkü biliyorsun çok şarkılar hep atarlı, giderli, beni bıraktın, terk ettin, ağlamalı, etmeli. İnsanların artık içi kıyıldı diye düşünüyorum. Böyle bir şeyi çok seviyorum. Kenan'la Ajda'nın şarkısı. Yedi harika var yine senin gibi. Ha, evet. O formatlı bir şeydi kafamdaki. Hep hani öyle eğlenceli, coşkulu, tam bir şölen tadında bir şey olsun diye. Ve klipte de o samimiyet geçsin diye açıkçası. Ben hep arkadaşlarım oynadı. Yani 25-30 kişiydik biz klip çekiminde. Hepsi arkadaşların mıydı onların? Evet evet. Ha? Yani hiç kast yok. Sadece tabii dansçılar var ortada gezen. Aha. Onların dışında kast yok. Annem dahil oynadı klipte. Abim, annem falan hep beraberdik. Bence o samimiyet oradan geçiyor. Çünkü dizide böyle ucuz kast yaparlar ya arkada kulüpte dans edenler falan. Öyle bir şey olsun istemedim açıkçası. Anladım. Güzel bir şey oldu. O samimiyet gerçekten bir şey o geçiyor oldu. Ya. Herkes gerçekten eğlenip gülüyoruz böyle. Desene o zaman bayağı bir gırgır şamata geçti. İnanılmaz. Klip eğlenceliydi yani. Çekim arkasını bence. Yayınladın mı? Yani yok yayınlamadık daha. Onu yani bir toparlayıp videoyu backstage olarak yayınlarsak bence klipten daha çok izlenir. Aynen olabiliyor. Backstage çok, daha dikkat çekiyor. Çok keyifliydi herkes. Peki şimdi nasıl gidiyor? Yani kendini nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Biraz rahatlamış hissediyorum. Üstümde bunun bir şeyi vardı. Çünkü her şeyi kendi başıma hallettim. Styling falan her şey bana ait. O 30 kişiyi de giydirdim bu arada. Titiz misindir bu konuda? Biraz. Yani sevmediğim bir şey bana zorla bir şey yaptıramıyorlar. Ben de öyle olacağını biraz daha bekleyelim. En iyisi olsun falan modundaydım. Hı-hı. İşte kliple ilgili o dekoru ayarladık. Yönetmeni ayarladık. Onun ekibiyle ilgili bilmem ne bir şey oluyor. Bilmem nereden şu alınıyor Mert'ciğim. Maliyeti şu kadarmış. Okey alalım. Yani öyle her şeyle ilgilendim anladın mı? Sağ olsun A46 sponsor oldu. Bütün o gördüğün görsel şöleni yaratan. Ama başarının altında yatıyor. Ben duydum. Ajda Pekkan'ın şeyinde bir röportajında bile duydum. Hı-hı. Her şeyle ilgileniyor. Yani evet. Şöyle hatta bakkaldaki işte süt alınacak onların listesini bile yapıyor evde yani. Evet evet. İlgilenmek zorundasın. Mecbur yani bence sadece ben. Yardımcılar da olsa insan mutlaka başında olacak işinin. Yani sen bil de yine de o işle uğraşan biri olsun. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Çok güzel bir klip. Gerçekten samimi bir klip. Klibi gösteriyoruz ama maalesef altında müzik yok. Siz ayrıca lütfen klibi açın. Peki şu sıralar biliyorsun bir rap furyasıdır gitti. Evet. Ne düşünüyorsun rap ile ilgili? Çok güzel. Ben şunu düşünüyorum. Bence moda her dönem değişiyor. Bu kıyafette de olabilir. Müzik sektöründe de böyle. Bir dönem inanılmaz arabesk müzik modaydı. Gece hayatında da böyle. Yani hı-hı, çok alternatif müzik, çok daha cool. İşte atıyorum Angeli'ye gitmek modaydı ya da hı-hı, bir dönem. Evet. Sonra Türkçe müzik moda oldu. Türkçe 90'lar çalan kulüpler patladı. Ses gibi, Limoncello gibi. Ondan sonra şimdi Klein gibi yerler patlıyor gibi yani. Her sezon değişiyor ama canlı evet, müzik hiçbir zaman bitmiyordu. Yani bu onun gibi bir şey bence. Evet, evet. Arabeskin de patladığı bir dönem oluyor. Ama Türk pop hep bir de Türk yerinde. Türk pop hep var yani bence. Evet. Kim ne yaparsa yapsın. Gülben Ergen'in dediği gibi. Bize var ya hiçbir şey olmaz. Onun gibi bir şey oldu bu. Yani rap müzik de bence güzel yani. Ama herkes kendine eksanı yapsın yani. Şimdi moda diye ben kalkıp rap bir şey okumak düşünmüyorum yani öyle bir şey. Ama belki düet olabilir. Sen yine tarzından çıkmazsın da rap'le bir düet olabilir. Çok yakıştırıyorum ben onu. Aynen yapanlar var. Can Bay Walker'la da görüştük. Onlar da güzel. Sadece diyor hiç rap'le alakası olmayanın rap söyleme girişimleri bize çok komik başarılı oluyor gelmiyor ben diyor. Evet. Yani saçma oluyor. Aynen. Aynen öyle ki mesela ben biliyorum ki rap söyleyip de sesi güzel olmayan var. Çünkü rap konuşur dilde de söyleniyor ya. Evet. O da şarkı söylemiyor mesela. Ben rap'imi söylüyorum diyor. Aynen. Yani o tarzda şey öyle bir şeye yeltenmedim bile sağ olsunlar. Peki senin dijital platformlar aran nasıl? Instagram'dır, YouTube'dur, takipler? Instagram'a YouTube yok ama yani yok ve açmalıyım bence. Çünkü sahneme gelen çok fazla insan bana diyor ki bütün 90'lardan yani kulağımızın alıştığı, aşina olduğu her şeyi sahnede kendi yorumunla o kadar değişik söylüyorsun ki ve biz maalesef anca sahnene geldiğimizde bunu duyabiliyoruz. Yani hiçbir mecrada yok. Ben çünkü Instagram'da da çok fazla. Anca mesela dün gece şöyle söyleyip teşekkürler deyip story'de paylaşıyorum. O evet, da 24 saat sonra siliniyor. Evet. Ana sayfada yine bir şey yok. Hani adam oturup işte şu şarkıyı Mert çok iyi söylüyordu deyip dinleyebileceği bir yer yok. Hani evet, bence böyle bir YouTube kanalı en azından insanlar için yapmalıyım. Kesinlikle yapmalısın. Çünkü sadece kliplerle falan insanı tanıyamıyorlar. Yok canım. Yani ya bir program yapacaksın ya bir hı-hı, hani senin karakterini bir tanımak istiyorlar. Mutlaka onu da tavsiye ederim ve yapabilecek şeydesin. Yani sohbetin çok güzel. Peki gece hayatından bahsedelim. Çünkü sen alışıksın. Yani 7 gün çalışmak, haftanın 7 günü evet, Çeşme'de çalıştın. Yazın öyle oluyor. Aman Allah'ım nasıldı? Çok keyifliydi. Ama yorucu. Çok güzeldi. Ya İzmirli olduğum için zaten Alaçatı'yı çok seviyorum. Hı-hı. Hep ömrüm orada geçti ama yani yazın enerjisi başka bir şey.
Yani mesela kışın 7 gün çıkabilir miyim? Ya çıkarım ama biraz zorlar gibi hissediyorum. Soğuktu, kar, kış vesaire ama yazın hep bir böyle motiveyle ve güzel uyanıyorsun. Onun vermiş olduğu da bir enerji. Keyifli oluyor bence. Ama dikkat etmek lazım. Kolay bir şey değil yani. Çünkü ben bir de İstanbul'dan buraya gidiyordum, geliyordum. Uçağa atlayıp yani haftada 4 kere, 5 kere uçağa biniyordum. Gidip gelmeli ama 6-7 gecede programa devam ediyordum orada. Uykunu düzgün alman gerekiyor falan. Böyle soğuk birazcık bir kaçıyordum. Şey yemiyor olman tabii, lazım. Tabii, alkol tabii. Çok fazla tüketmiyor olman lazım ki ertesi günü de kotarabilesin sahneyi. Tabii. Hepsinin bir incelikleri var. Ha. Davran kardeşler diyorlar. Evet. Size. Davran kardeşlerin en küçüğünün çıkardığı albüm dedi ilk. Ben bir haberini okumak istedim. Davran kardeşler kaç kişi? İkiz. Hani ben kalabalık zannettim. Abin Memo. İşletmeci. Hı-hı. Ondan sonra sen de zaten o işletme hayatında sen de müzikle birlikte başlamış oldun. Aynen. Peki hangi müzikleri dinliyorsun diye sorayım sana. Valla hiç belli olmuyor ruh haline göre. Yani ben çok klasik giyinen bir adamım demek kadar değişik bir şey bu yani. Eşofman da giymek isteyebilirsin bazen. Ama en çok mesela yabancı çok, dinler misin? Yabancı da dinlerim ama çok açıkçası söyleyene de çok dikkat etmem. Şarkının adını da bilmem. Aa bu şarkı evet biliyorum falan derim sonrasında. Hı-hı. Öyle çok takip ettiğim açıkçası şey yok. Ben o beni çok seviyorum. Etkilemiştir. Ben tarzımı ona borçlu falan yok yani. Hep karma. Karma. Türklerden birine soruyorsan Kenan Doğulu'yu çok beğenirim. Ha, Türklerden dediğim? Türklerden evet. Kenan'ın yani sahnesi, enerjisi, giyimi, pozitif, hayata inanılmaz pozitif bakıyor olması beni çok yani örnek aldığım biridir açıkçası. Peki şimdi sen bir anda sahneye attın ama kendine hiç eğitim aldın mı? Veya bu hayır. Süreçte almayı düşündün mü? Eğitim okul olarak hayır. Şan filan. Şan eğitimi aldım. Ha, şan evet. Şart zaten. Aşk Nurengin ablasıyla çalıştım. Süheyla yenge. Yıllardır hala Sezen Aksu'yla da çalışıyor kendisi. Hı-hı. Hatta Hı-hı. onun stüdyosunda Lonca'da karşıda stüdyoda ders veriyor Hı-hı. sürekli. Bir buçuk iki sene falan gitmiştim. Hı-hı. 2016-17 yılın arasında. Çok etkisini gördüm. Çünkü çok farklı bir şey. Yani sahnede okumakla doğru nefesle doğru teknikle okuyor olmak çok ayrı bir şey. Bu da bana sahneme de kattığı çok şey var. Her gelen şöyle yapıyor. Mert'in sesine ne olmuş? Yani sahneyi izlemeye gelen de bunu söylüyordu. Onun etkisini çok gördüm. Şey geçen... Devamlılık isteyen bir şey ama yani spor gibi bu da. Tabii, bir yerde tabii. bırakınca yine kalıyorsun. Çünkü... Yani şöyle diyorum ben. Eğer her gün sahnedeysen belki devamlılık gerektirme. Çünkü zaten sahnedesin. Evet, eğer evet, doğru evet. Kul... Ama bir müddet bazen sahneleri olmuyor, bir şey olmuyor. Gerileyebiliyor diye kesin düşünüyorum ses. Çünkü ses iki tane kas yani. Onu sürekli güçlü tutuyor olmak lazım. Evet. Peki hayalim var. Ama şunu 3 sene sonra, 5 sene sonra düşünüyorum dediğin bir şey var mı? Yani bir hayalin, bir projen var mı? Projem yok. Öyle bir yani hani 3 sene 5 sene gibi hayal. Yani şartlamıyorum. Tabii ki kafamda olan. Yapmak isterim. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Yapmak veya... istediğim şeyler var. Ama hani bunu bir zamana yaymak ya da bir şeyle ilgili şartlamayı doğru bulmuyorum açıkçası. Yani her şey olması gereken zamanda oluyor. Çünkü yarın başımıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Bu ülkede bir günde ertesi sabah ünlü olarak patlamış biri olarak yani şu anda mesela tek bir şarkıyla hatta kendi şarkısı bile olmayıp da patlayan aynı evet. işi yaptım. Birçok arkadaşım var. Zeynep bunlardan biri. Zeynep Bastık. Evet. Çok da güzel bir başarı yakaladı bence. Yani 10 küsur yıldır sahnedeydi. Aynı hesap edemiyorsun mekanlarda diyorsun. Da çıktık biz hep mesela. Ama yani bir şarkıyla da inanılmaz güzel bir başarı yakaladı. Harbiye'de çıkıyor mesela bence o çok herkesin şeyidir yani herhalde hayalidir en büyük hayalidir. Tabii. Harbiye'de bir gün sahne alabiliyor olmak. Özellikle ben şahsen senin sahneni hiç izlemedim. İzlemek de çok isterim. Yakında inşallah gelirim. Beklerim. Sen müzikal de sanki yapabilirsin gibime geliyor. Bu aralar müzikal de çok moda. Yani evet. yavaş yavaş moda mı artık başlayacak artık hep devam mı eder bilmiyorum. Mesela Amerika'da i̇nşallah. Broadway'de ucuz bütçeli veya pahalı prodüksiyonlu yüzlerce şey var. Müzikal var. Burada da olmaya başladı böyle sanki. Sertab nerede başladı? Yani güzel projeler. Mesela zaten seni var. Sanki yakıştırırım gibi geldi bana. Bilmiyorum ama. Yani ben çok fazla bunun üstünde çocukluktan beri İzmir'de de bununla ilgili yaratıcı drama eğitimleri aldım. Aslında evet. hep sahnede olmaktı. Ve böyle beğenilip alkışlanmaktı. Tek çocukluk hayalim benim oydu. Sonrasında işte şarkı söyleyerek devam ettirdim bunu ama tiyatro ve sahnede olma isteği başka bir şey. Evet. Biliyorsun YouTube kanallarımızın programlarımız böyle kısa 10'ar dakika, 15'er evet. dakika. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Var mı böyle söylemek istediğin bir şeyler? Düşünebilirsin. Es verebilir. Canlı yayın değil. Yok. Şölen tadında bir yıl diliyorum herkese. Güzel olsun. Ülkemiz için de en hayırlısı, en iyisi, en güzeli olsun inşallah. Şölen tadında derken de Şölen klibini mutlaka izleyin arkadaşlar. Gerçekten bence yaz bittikten sonra yayınlaman o kadar güzel olmuş ki insana yazı hatırlatıyor. Kıpır kıpır kışı öyle geçiririz inşallah. Şölen i̇nşallah. Tadında diyoruz. Tekrar konuğum olduğu için çok teşekkür ediyorum ben Mert teşekkür Davran'a. Ve YouTube kanalımızı takip etmeyi lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Görüşürüz.